Selamun aleyküm arkadaşlar. Şimdi Cüneyt kardeşim geldi arkadaşlar. Bir açıklama yapacağız. Şimdi Cüneyt tek başına bu açıklamayı dedim yapmasın. Çünkü dur. Leyde hayır bir şey yapmıyor. Evet. Çünkü önemli bir açıklama arkadaşlar bu. Leyde biraz şimdi yavruları olduğu için biraz şey yapıyor böyle. Ona böyle bakıyor yani. Ters ters bakıyor. Arkadaşlar şimdi Rosella bugün off'ta son günü. Rosella gidiyor artık. Yani üzülerek yolluyoruz Rosella'yı. En çok da Cüneyt üzülüyor. Cüneyt gerçekten Rosella'yı bakın nasıl bakmış. Yani Bella'yla yan yana koyduğum zaman anlıyorum farkı yani. Cüneyt'e gerçekten helal olsun. Ama istemeyerek Rosella'yı sahiplendiriyoruz. Aynen. İstemiyorum. Ama şimdi Cüneyt burada biraz duygusal oluyor ama yapacak bir şey yok. Cüneyt'in ailevi nedenleri var arkadaşlar. Babasıyla arası açık. Babası hani diyordunuz ya Cüneyt niye video atmıyor falan. Yani Cüneyt'in işten güçten başı kalkmıyor. Bir de bu köpekten dolayı yeni işlerim vardı. Ona rağmen ektim böyle. Evet. Erteledim. O yüzden dolayı yapmıyorum. Evet. Bekar şimdi atmayacak. Sen gene de babanın dediğini yap kardeşim. Yani babası da köpeği istemiyor. Köpek işte. Bir de abi çok da büyüdü. İnsanlar da korkmaya da başladı. Yani buna var ya hiç isimle kana korsan nedir? Buradan pitbull kimileri jaguar gözünden bakıyor ya. İnsanlar da korkmaya başladı. Çok da ses ediyor. Ama ben hiçbir zaman yılmadım yani. Elimden geldim. Yani en iyi şekilde en güzel şekilde baktın ona. Maşallah var köpeğin. Köpek çok güzel de. Ama korkan insanlara onlara da saygım sonsuz. Çünkü normalde korkabilir. Onlara da bir şey demiyorum. Zor yani gerçekten şöyle şimdi bir köpeğe bakmak ben, zor. Cüneyt'e hani herkes diyordu bana niye işte köpek vermiyorsun? Niye işte vermedin? Yan! Ben Reyna! Şimdi Cüneyt'in mahallesini bildiğin misin arkadaşlar? Burası gibi değil. Orası yani karışık. Her evler iç içe girmiş. Yani ben o yüzden zaten Cüneyt de daha sonra almak istedi ama yani biraz tabii şimdi bu şekilde olacağını o da düşünemedi. Daha sonradan hem ailevi nedenler hem de köpekten insanlar korkuyor. Halbuki çevrede bir sürü sokak köpeği var. Bu köpekten kimseye zarar gelmez. Belki oradaki başka bir köpek kuduz olur, uyuz olur, bilmem ne olur. Zarar aslında o verir. Sokak köpeğini de boş verin. İnsanlar daha zararlı. O kadar Escobar. O kadar kötü niyetli insanlar var ki yani. O kadar kötü niyetli insanlar var ki bu köpeklerin insanlara zarar vermesi onun insanların yanında hiçbir şey bence. Ama neyse yani artık bence o insanlar zararlı. Evet. Köpekler zararlı değil. Evet. Köpekler hiç zaman o konulara zararlı. Hiç girmeye gerek yok arkadaşlar. Yani burada Cüneyt'i zaten hepiniz tanıyorsunuz. Köpeği nasıl baktığı ortada, nasıl sevdiği de ortada. Şu an o kadar bir yani bir üzüntüsünü ben anlıyorum. O kadar o konulara girmeyeceğim çünkü gerçekten zor yani. Cüneyt bu köpekle neredeyse yatıp kalkıyordu. Neredeyse değil, bir ay yattım ona bebekli evet, zamanında. Evet yani bir ay, evet, çünkü Cüneyt evinde bile doğru düzgün kalamıyordu yani bu köpeğin yüzünden. Şimdi her şeyi burada açıklayamayız. Yani. Ama şunu da söyleyeyim, köpeği sahiplendiriyoruz. Şimdi herkes üzülüyor. Şimdi iyi tarafına gelelim işin. Köpeği sahiplendirdiğimiz kişi Sabit Sevencan. Bizim o da kardeşimiz. Yani verebileceğim en iyi sanırım, evet. En iyi bakan kişilerden biri. Yani Rosella için üzülüyordum tamam mı? Şimdi bir iki hafta Cüneyt'i arayacak. Zaten bu daha yavru yani daha yaşını almamış. Bir iki hafta Cüneyt'i arayacak. Üzülecek Cüneyt onu çünkü kızı gibi baktı gerçekten. Kucağından indirmiyordu burada siz biliyorsunuz. Yani ama şimdi şöyle bir şey var. Rosella orada Pablo ile arkadaş olacak. Cüneyt şimdi bunu ne kadar insan olarak baksa da onun yerini doldurmasa da bir tane köpek arkadaşı olacak. Yani onunla teselli oluyoruz arkadaşlar. Ben onunla teselli oluyorum. Orada şimdi o çok hareketli bir köpek. Bunun yani, can sıkıntısını aynen, alacak. Enerjisi ama bu biraz tabii şey olacak anladın mı? Bir üzülecek, bir anlayacak. Evet. Sonra diyecek zamanla ki seni çok arayacak çünkü biliyorum bu yani. Yani. Ya senden çünkü çok farklı bir bağ var. Yani burada benim mesela bir sürü köpeğim var ama senin bir tane köpeğin var. Tek bir taneye odaklanıyorsun. Tabii. Senin kurmuş olduğun bağla benimki arasında çok fark var anladın mı kardeşim? Yani bu köpek şimdi ister istemez biraz üzülecek ama çok da tam yaşını almamış tamam mı? Şu an kaç aylık oldu? 8 aylık. Daha 8 aylık. Çok da güzel gelişti yani. Şu an belli kadar oldu ya. Belli kadar. Belki de böyle devam ederse. Devam ederse Bella'yı da geçer vallahi. Geçer. Yani şu kalıp mesela Bella'dan daha Bella böyle kilo almıyor. Yiyor kilo almıyor. Bella'nın buraları
Rottweiler'dan daha zayıf. Bir de fizik müzik çok düzgün ya. Mükemmel bir köpek. Sabit'in de şansı var. Sabit'e bir tane kana korsa ben verecektim narkozun yavrusunu. Benimse ben de verebilirim. Zaten Cüneyt'ten de verecektik ona. Şimdi böyle nasip oldu. Sabit'e köpeği vermiş olduk. Artık Rottweiler'ın çiftleşme zamanı gelince, bu kızdan değil tabii ki bir dahaki, yine gelip bizim burada çiftleşecek narkozla. Her neyse ama Sabit bunu en güzel şekilde bakacaktır yani. Şimdi orada benim vermiş olduğum bir köpek var. Pablo biliyorsunuz. Tanıyanlar biliyor. Bu da ona arkadaş olacak. Sabit'in çocukları da köpekleri çok seviyor. Bak! Orada olan insanlar da köpekleri seviyor. Yani ortamı da müsait. Konumu da çok iyi. Konumu da iyi. En güzel şekilde orada bakacaklar. Sabit zaten bunu görsün. Ben bu videoyu bakalım bugün atabilirsem atacağım. Sabit bu köpeği görsün. Hasta olacak buna ya. Yani ben şu an o en son deredekinden ne kadar değişti ya, bak görmeyeli belki 1,5 ay oldu mu acaba? Oldu. 1,5 ay oldu. Çok fark etti. O demek hızlı büyüme. Yani çok hızlı bir şey söyleyeyim mi? Narkozdan eksik olan şey kafası yani. Kafası biraz daha ince narkozdan. Ama bu kafada değişecek yani. Şu an var ya Cüneyt 10 numara oldu. Vallahi baksana şuraya ya. Çok güzel köpek. Otur gel. Otur. Cüneyt artık o kadar iyi davranma, o kadar sıcak davranma ya. Vallahi seni görünce ben üzülüyorum. Hayır, hayır. Yapış. Oynamak istiyorlar abi. Bak zaten bu köpeği abi mesela bir hafta önce görenler görüyorlar tekrar bir daha çok büyüdüğünü söylüyorlar. Yani hızlı değişim yapıyor. Çok güçlendi ya. Buraya onlar uyuyor orada şey Ahmet, onlara gitmesin Ahmet. Gel buraya güzel. Yani çok fazla da şeye girmeye gerek yok arkadaşlar. Sabit zaten Sabit Sevencan'dan tanıyorsunuz. Rottweiler'ı merak edenler Sabit Sevencan'dan takip edebilir. Sabit Sevencan'ın Instagram'ı da var. Böyle canlı yayınlar da yapıyor. Videoda. Ben güveniyorum zaten Sabit abi. Yani Cüneyt aynen. Yani şimdi bunu Cüneyt bana dedi ki abi dedi bunu dedi ne yapalım dedi. Kime ben senden başka yemin ederim hiçbir şey verecek değilim bak. Benden başka dedi ki Cüneyt burada bak köpekleri görüyorsun. Bende bir tane daha var. Bir şey var. Yani şimdi buradaki durum çok zor olur benim için. Ben şu an narkozumda bir tane yavrusu vardı ya. Onu ayırayım diyordum Boçi'ye. Tamam annesi öldü ya. Valla ondan da vazgeçtim. Niye? Bak inanılmaz yoruluyorum. Sen anlıyorsun Cüneyt. Bir tane köpek bakıyorsun. Şu an kaç tane köpek var? 15 tane. Şu an hani şuradaki şu an işlerim var arkadaşlar. Cüneyt geldi. Şimdi Cüneyt gidecek. Ben yine işlere devam edeceğim. Dün akşam 9'da eve girdim. Ya, o kadar yani işler bitmiyor. Çevre düzenlemesi falan filan. Ama bunu da bu videoyu da çekmemiz lazım. Çünkü Rottweiler yarın gidecek. İnşallah geri kalan ömrü iyi olur. İnşallah. Ama burada rast gelirsen buraya gelecek, görecek misin? Buraya gel tabii. Şey ya yani, zaten sen şey yaptığın zaman buraya da geliyorsun. Buradaki zaman köpekler de bana hala diyorlar ki işte Cüneyt abi işte Lady'nin yavrusunu ver. Yok. Fars'ın ya. Kardeşim orası müsait değil köpek için. Ben yani ben zaten almak istedim bizim orada müsait değil. Ben orada bir mevzuya denk geldim arkadaşlar. Adam ben Cüneyt de oradaydım. Tamam mı? Şimdi isim vermeyeceğim. Yani çok kötü yani insan başına iş alır. Adam diyor ki mermi Lady hayır. İşte bu köpek şundan vurulur mu? Ne demek ya? Bunu nasıl diyorsun sen ya? Terbiyesizlik bu yani. Bu köpek şundan vurulur mu? Niye? Silah markasını unuttum da. Yani köpek büyük köpek oluyor ya. Bu mermi işler mi ona yani? Yani adamlardaki zihniyete bak ya. Yazık yani. Gerçekten yazık. Sen bu köpeğe bir vur bakayım. Bak senin o zaman kafana ne lan vuruyor. Yani köpeğe. Ya bu insanlara tamam mı? Gerçekten bazen diyorlar ya. Ben bazı şimdi insanları görüyorum tamam mı? Bazen öyle insanlar görüyorum ki selam vermek istemiyorum ya. Sonra diyorlar ki Recep öyle de böyle. İlk önce bir adam olacaksın. İnsan hayvan sevmeyen insan nasıl sevsin ya? Ya şu hayvanlardaki merhamet insanlardan fazla ya. Şu Lady'nin Paris'in şu Boçi'nin yavrularına yapmış olduğunu normal bir insan yavrusuna yapmaz ya. Şimdi şu hayvanın ne zararı var ya? Bence Lady örnek alınacak bir hayvandır. Neyse. Şimdi burada biz Sabit'in kanalından ben de zaten izliyorum. Siz de merak edenler de izler. Cüneyt'in yani burada şimdi beni tanıyorsunuz, bana inanıyorsunuz. Ben Cüneyt'e bu noktada kefilim. Ben Cüneyt'ten çok üzüldüm. Cüneyt ne kadar üzüldüğünü biliyorum. Ben de çok üzülürüm. Ben hem buna üzülürüm hem Cüneyt'e üzülürüm. Yani bu kadar köpek seven bir... İnşallah ileride kardeşim tamam mı? Kendi bir evin olduğu zaman tamam mı? O zaman yine en güzel
köpeği inşallah hayırlısı olsun. Yapacağız. İnşallah. Allah'ın izniyle olursa, tamam mı? Sen de kendini üzmene gerek yok. Ya benim... Yarın işte Reşat tırı ayarladı herhalde. Şey yapacaksın. Haberleşiriz. Gidip ona bırakırsın Allah'ın izniyle. O da sağ salim gider. İnşallah. Kabına bak ya. Ulan daha güzel geldi gözüme şimdi ya. O zaman daha küçük, zayıftı. Şimdi baksana buraya, doldurdu ya. Dolduruyor, baksana abi. Ebatlar falan her şeyini. Şu tipi çok güzel oldu ya. Tam bir deniz atı kafası var onun. Zaten 103'ünü oradan aldı. Baksana ya. Yükseldi ya. Roma gideni böyle güzel, tertemiz. Tam böyle kendine geldi. Çok tam iyi baktın zaman, kardeşim. Helal olsun zamanında... ama. Şartlar demek ki buraya kadarmış, tamam mı? Bizim orada çok buraya kadarmış. Geldim, rast geldim, çok kalabalık. Biliyorum, biliyorum. Sanki böyle TNA olsa var ya. Aynen. Bildiğin tam E5 gibi olsun. Aynen. Ama yapacak bir şey, hayırlısı. Ama ben Sabit abi güveniyorum bu konuda. En iyisini bakar yani. Sabit zaten de Sabit insan sevmez, hayvan sever. Öyle yani, çok da memnun da kaldı yani. Şimdi için rahat olsun dedi. Sabit aynen, Sabit'e güveniyoruz. Sabit o da sevindi. Ya Sabit'in şansı ne burada biliyor musun? Vallahi billahi şöyle mükemmel tertemiz bakılmış bir köpek. Şimdi yavruyla ben yanına uğraşıyorum. Yavrular güzel ama arkadaşlar görünümü güzel. Ama uğraşı o kadar çok ki bunu bakmayan bilmez. Sus! Bir de büyütmesi de zor. Bakmayan bilmez. Bunu şimdi Cüneyt büyüttü, ne kadar zorlandı. E şimdi yetişmiş, daha yaşını almamış bir köpeği alıyor, bakacak. Helal olsun. O da bizim kırmamak için değil, kendisi istediği için alıyor. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar, yani normalde Rosella'yı böyle isteyen çok kişi var ama ne Cüneyt verebiliyor ne ben. Çünkü bu köpeklere bir de şu gözle de bakanlar var. Ulan bu Rosella senede 30 milyar para bırakır hesabı, yavru yapsa. Öyle gözle bakan, ben o gözle bakan insanlara zaten köpek vermek hiç istemiyorum. Zaten vermeyiz de yani. Ama yani şunu söyleyeyim. Buradan sonra yani daha fazla ayrıntıya girmeden konuyu burada kapatıyorum. Ayrıca Evyan Hanım var biliyorsunuz, bize hediyeler göndermişti. Fatih video çekmişti. Düşünün yani Rosella, o da ben diyordum ya, bu bizim ailemizin köpeği yani. Ona da hediyeler geldi yurt dışından, Almanya'dan. Bunlarla orada oynarsın Pablo'yla. Allah razı olsun, evet. Göndermişti. Teşekkür ederim. Burada özel şeyler var bir sürü. Onları yollarsın Sabit'e, yiyeceklerimi. Bunları oğlum oradan moral için yiyeceksin, tamam mı? Evyan Hanım'a çok teşekkür ederiz. Ne yazmış? Afiyet olsun falan bir şeyler yazmış buraya. Sabit seni tararken bununla tarayacak. Bak Rosella cici kız için diyor. Aynen. Evyan Hanım'a da helal olsun ya. Aynen, helal olsun. Bütün köpeklere teker teker yazdı gönderdi. Bildiğin gibi. Allah razı olsun şeyler. Yönete de yolladı bir şeyler. Oraya bak, bu nedir? Börekli. Rosella diyet börek. Özellikle bunları diyeceksin ama burada yemesin, tamam mı? Orada Sabit versin ona. Aynen. Yani Sabit moral olsun ona, tamam mı? Şimdi sen verirsen sana daha alışır gene, tamam mı? Zaten üzülecek köpek. En azından orada biraz kemik. Ahmet. Kemik. Sen de istiyorsan Ahmet. Ahmet de üzgün arkadaşlar. Üzgün müsün abi? Yani. Ahmet de üzgün. Fenomen Ahmet. O da tabii alıştırmıştır özelliğe. Bunlarla koşarsınız Pablo ile beraber. Derede diyor, güzel oyunlarınız olsun Rosella ile. E'ye gidiyor bak. O, neyse olsun. Bizi şimdi duygulandırmayın. Bak bir şey daha almış Rosella'nın dişlerini, bir şeyler yazmış. Kaşımasın. Tamam. Onları oynadık. Şimdi bunları ben Cüneyt'e veriyorum Evyan Hanım'ın. Daha orada bir şeyler daha var. Onlar bizim için çıkamayın. Çok teşekkür ederiz Evyan Hanım. Şimdi Almanya'dan Cüneyt'in köpeğini Rosella'yı düşünüp ona hediyeler gönderdi. Yani köpeğin nasıl sevildiğini görüyorsunuz değil mi? Yurt dışından hediye geliyor köpeğe yani. Allah razı olsun gönderimleri. Ama çok burada sağ olasın, teşekkür ediyorum. Yani buna hediye gelmesinin en büyük sebeplerinden biri de Cüneyt'tir yani. Cüneyt iyi bakması, Rosella'nın böyle temiz, güzel huylu olması, tamam mı? Bunun da önemi var. Narkozun kızının olması da önemli var tabii ki. Narkozu da çok seviyorlar. Yani. Şimdi en son Narkoz'la bir şey yapmak istedim ama yapmayalım en iyisi. Şimdi Narkoz'u dışarı çıkarırsak etrafı şey yapmamız lazım. O yüzden hiç şey yapmayalım. Burada şunu da söyleyeyim yani, Escobar'la Pablo, şimdi o yeni yer yapılıyor. Escobar'la Pablo'yu
Kesinlikle ayırmam lazım. Ben bir yere gidince az kalsın telleri kopartıyordular. Onları yerini uzaklaştıracağım bir yere giderken. Şimdi burada bir köpek... Sus! Burada şimdi köpek salarsak narkozu onlar da karışacak. Hiç ona girmeyelim. Sana yine hediye ederim. Yani bana da hediye gelmiş. Bakalım onlara da kardeşim. Bu ne? Murat Güler. Bu kitap geldi abi. Hem sana hem Erkan abiye. Osman Pamukoğlu. Terörizm ve hükümetler. Mektup var orada. Var orada mektup. Bir de onlar var. Barona ait bir şeyler. Recep Bayraktar. Bir de burada var. Türk çoban köpeği. Baron. Barona bak ya. Evet, çok teşekkür ederim ya. Bir kurt bir de şeye. Neyse. Burada bir şey daha var ama bayrak mı vardı? Ne var? Bayrak olabilir mi? Neyse bakarız. Abi diye bir şeyler var. Saz mı? Saz. Çalayım mı? Akardiyon nasıl? He bu süs saz yani. Süs. Şurada da var abi. Çok teşekkür ederim ya. Bunu kim yolladı bunları? Murat Güler. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bursa'dan göndermiş bize. Çok teşekkür ederim Murat Bey. Bunları ofise koyacağım. Kitabın biri Erkan Yıldırım'ın. Hangisi Erkan Yıldırım acaba? İsmim Hayat ve Karar Eylemdir. Anladım. Bunu Erkan Yıldırım'a verelim. Bu daha kalın, o daha çok okusun. Ben küçük olan abi. Şey, Erkan Yıldırım ha? İsim yazıyor zaten. İsim yazıyor mu? İnşallah bana İnce Olan yollamış. Ya İnce Olan Erkan Yıldırım'a niye yolladın ya? Bu arada en sayfa zencek olan sana çekti. Bana da geldi köprüsü ki işte. Mektup da var bunlara, neyse. Mektup onları var. Okuyacağım ben. Çok sağ olasın. Bu şey, annem hasta olduğu zaman Instagram'dan bir gelip canlı yayında konuşmuştuk. İsmail Akkoca abi. Lan! İsmail Akkoca benzeyen arkadaş yollamış bunu ya. Doğru. Onun gibi köpeklerden korkuyorum. Fakat senin sayende az da olsa köpek korkuyorum. Eyvallah. Köpeklerin baronu sana sadıklı ve bağlı şeklinde sen de onun yerine bir tık öndün. Milliyetçiliğin, vatanseverliğin sevdana bizleri gururlandırıyor. Şu nazik hediyeleri gönlümden yaptırdım. Allah'a emanet ol. Kardeşim çok sağ ol. Murat. Allah razı olsun. Dur bana bak. Oya sert ha sert. Bak çekiyor kendini. Çok sağ olasın. Allah razı olsun. Bunları ofisine koyacağım. Otur. Onlar ne? Bunlar da isimlik abi. Köpeklerin isimleri var. Ooo şey. Bunu bana Instagram'dan yollamıştı ya. Dedi bana yaptırıyorum ya. İsimlik falan bütün köpeklerin. Oo, çok güzel olmuş kardeşim. Ya. Sus ya! Bakayım hepsini mi yazmış? Hepsini. Fars o. Fars mı? Hepsini yapmış ya Baron. Tamam arkadaşlar bunu da böyle göstereyim. Bunu kim göndermiş? Baksana ismi. Bunu da Uğur şey. Uğur Bayram. Bu nereden geliyor? Arsim mi? Asmin ha şey. Suvari apartman. Yok Suvari mı? Neresi burası yazıyor? İstanbul mu ya? Etimeskut Ankara. Bu da Ankara'dan geliyor. İlk Pablo elimize geldi. Onu gösterelim. Şöyle. Bunun bu arkadaşın şeyini ben Instagram'dan da paylaşayım ya. Çok güzel hediye göndermiş. Güzel olmuş ama gerçekten güzel. Çok sağ olsun. Pablo ismi var burada. Evet şöyle kulübelerini asacağız onları. Çok güzel oldu. Ben onları şuraya koyardım diyorum teker teker ama bunlar hepsine i̇şte bakalım. Toplu bir yere yap bunu. He? Toplu bir yerde olsun zaten. Hadi öyle yapacağım. Çok sağ ol kardeşim. Al kapını yaptın mı acaba? Al kapını mı? Var mı akıllı? Neyse vardır o da. Bak zaten. Sıkıntı yok. O süreye katıldın mı o anda? Bu arkadaşın Instagram'ını, ben bu videoyu yayınlayacağım. Instagram'dan yine bana yaz da ben seni etiketleyeyim bunları paylaşayım. Sana da faydamız olsun. Güzel, çok güzel bir iş yapmışsın. Yani bir tane de Recep Bayraktar yapsaydın ha. Onu daha buraya koyardım bak. Vallahi bak. Kardeşim sana buradan sipariş veririm ama bak bunu ücretiyle yap bana. Tamam ben parasını sana vermek istiyorum. Bizim de sana bir paramız dokunsun. Hayrımız olsun. Şey paramız geçsin. Hayrımız olsun derken ne? Yanlış dedim kardeşim. Neyse sen anlamışsındır. Biz de sana paramız nasip olsun. Şimdi bu
şu tahtanın, tamam mı, biraz daha büyüğü, yani şu 15 santim, o 15 santim tahtaya, tamam mı kardeşim, Recep Bayraktar yazıp, tamam mı, aynı böyle bu tahtaya Recep Bayraktar aynı böyle yaz kardeşim, tamam mı, tamam şu bayrağın altına 15 santim, dur bakayım. Burası 30 olsun. 10, 20, 30 santim. 70 santime, tamam mı kardeşim? 70 santime, 70 santim uzunluk. Ha burası 15 santim, tamam mı? Sus narkoz. Burası 15 santim, burası 70 santim, tamam mı? Aynı böyle Recep Bayraktar yazarsın kardeşim. Şu renk iyi mi? Bu renk olabilir ya da siyah renk de yok. Lan! Narkoz! Bak ya. Aynı böyle bir yazı bana gönderirsin kardeşim. Ben onu şu bayrağın altına asacağım, tamam mı? Çok sağ ol. Instagram'da iletişime geçeceğiz. Sen bana yaz kardeşim. Sen bir konuştuk seninle biz ama şimdi her gün mesajlar gelince o mesajı kayboluyor, gidiyor aşağıya. Ben bu videoyu bugün yayınlayacağım. Senin de yapmış olduğun işini Instagram'da paylaşacağım. Çok teşekkür ederim kardeşim. Sen daha bir şey gelecek, bu sefer resim gelecek. Nereye? Pablo ve Escobar'la. Resim gelecek. Tamam. Abi çok hoşuma gitti ya. Bunlar çok güzel yaptı ya. Evet. Ne sağlık olmuş. Tamam, bunlar da bir şey. Ne? Buyur abi. Orada bir kutu daha var. Biliyor musun? Biz bakarız ona. Bakarsın, tamam mı? Tamam. Şunları arabaya koysana abi. Şu beyaz kuşlar. Yani arkadaşlar, o kadar inanın yoğunum. Ben zaten adam bak hediye gönderecek. Bak şu an 3-4 tane ziyafet vermem gerekiyor. Daha zaman gelemedi. Aşağı araba yok biliyorsunuz. Araba daha henüz gelmedi. Aşağı inip ziyafet... Narkoz! Bak! Yani... Ziyafetleri vereceğim. Murat Koldere, işte Özgür Konak için de vereceğim. Zaten bize bir sürü katkıları oluyor. Allah razı olsun. Baron ve Reyna abla var. Onun da vereceğim ziyafetini. Yani bize şimdi ziyafet vermek isteyenler oluyor. Mesajları göremiyoruz zaten. Bakın ha, adam hediye yolluyor. Ben o mesajlara bile bakamıyorum. Cüneyt'e ulaşıyorlar. İnanın çok mesaj geliyor. Lütfen Instagram'dan işte böyle fuzuli mesajlar atmayın bana. Mesajlara zaten bakamıyorum arkadaşlar. Ulaşmak isteyen bir şey olduğu zaman Cüneyt'e ulaşıyor zaten. Cüneyt'te vakti olduğu zaman, onun da vakti olmuyor da bazen işte telefona vakti oluyor, bakıyor. Öyle iletişime geçiyoruz. Şimdi yarın gidecek, bir, iki gün sonra herhalde şeyde olur Rozella, Sabit'te. Sabit'in kanalından Rozella'yı izlemek isteyenler izler. İnşallah Rozella'nın bundan sonraki yaşamı daha hiç ayrılmadan güzel bir şekilde devam eder. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.